Kale Bodur, Arda'nın mutfağını sunar. Günaydın. Yine sabah erken bir saatte kendimizi yollara attık. Bu pazar alışverişlerinin en normal olması gereken saatlerden bir tanesindeyiz aslında. Saat 7.30-8 gibi hemen hemen bütün esnaf, etrafta gördüğünüz arabalar, esnaf dükkanları açmış oluyor. Ben de bugün balık pazarına gidiyorum. Beyoğlu Balık Pazarı'nda tahmin ettiğim birkaç çeşit mantarı bulacağımı düşünüyorum. Arif abi bu bölgenin büyük mantar toptancılarından bir tanesi. Her dönem hem kültür mantarı hem yetiştirme olmayan doğal mantarlardan bazı örnekleri tezgahında bulunduruyor. Saat sabah 8.30 sularında açıyor. Ben de hemen şu anda aşağı yukarı o saatlere yakın bir saatteyiz. Oraya doğru yürüyorum. Balık pazarı zaten her zaman güzel bir alternatiftir. Buradaki esnaf çok fazla yararlanır balık pazarından. Hem gündelik ihtiyaçlarını almak, hem sürekli ihtiyaçlarını almak adına, hem de istediği çeşidi bulmak adına balık pazarı gerçekten iyi bir çözüm. Balık, et, sebze meyve, baharat, kuru yemiş, fırın, ekmek, pasta mamulleri, reçeller, bunun gibi gıda ile ilgili aklınıza gelen birçok çözümü bulabileceğiniz bir yer balık pazarı. Hem erken saatlerde açılıyor, hem haftanın 7 günü iyi kaliteli ve düzgün malzeme bulabilirsiniz. Ben de şimdi en hızlı çözüm, en pratik çözüm olarak balık pazarına gideceğim. Hem biraz oraları gezineyim, yeni ne mamuller var onlara bakayım. Hem de kısa metraj bir mantarlarımı alıp hemen geri dönüp hazırlıklarımı başlayayım. Burası İstanbul'un en sevdiğim turşucularından biri. Hemen hemen her şeyin turşusunu kuruyorlar. Hem lezzetli hem esnaflı, süper. Malzeme süper, şahane. Arif abi, günaydın. Nasılsın? Ne haber? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyi, biraz mantar almaya geldim. Tabii, ne demek? Yine maşallah, tezgah tabii, renkli. Evet, evet. Biraz anlatsana bize neler var. Vallahi bunlar şey, hep şey var, kültür mantarları. Bu beyazlar bildiğimiz kültür mantarı. Evet. Portobello dedikleri kestane mantarı. Evet. Bu da kültür yetiştiriliyor. Bu biraz daha böyle etli gibi bir tadı var bunun. Yani, bu ızgaraya evet. Gidiyor, güzel oluyor. Izgaraya gidiyor. Evet. Ondan sonra doğal mantarlarımız var tabii. Bu şantrel, Fransızların şantrel dedi. Bizdeki halk arasındaki hiçbir sarı kız diyorlar. Bunu genellikle şantrel. Şey yaparız biz. Böyle mantarlı filan risotto yaptığımız zaman bunu ızgara yapıp üstüne evet. Koyarız. Çok da güzel evet, olur bunun evet. Tadı. Bunu ortadan ikiye ayırırsın. Izgara da şahane olur. Fransız mantarları bunlar. Kuzey göbeği yani morel dedi. Morel mantarı. Bu da trompet. Tamam. Moradan mantarı diyorlar bizde de. Evet, şimdi şöyle ben anlatayım. Morel mantarı aslında genel mantarcılık literatüründe çok önemli bir mantardır. Hem doku olarak hem tad olarak. Evet. Porcini'yi mesela Türkiye'de çok fazla kimse şey yapmıyor. Bilmiyorum. Ama Fransızlar toplayıp gönderiyorlar. İtalyanlar keza aynı şekilde. Evet. Ama genel literatürde baktığınız zaman morel iyi bir mantardır. Evet. Biraz toksin yönünden iyi pişirilmesi gereken mantarlardan evet, bir evet. Tanesidir. Kurutulmuş mantar almaktan bence korkmamak lazım çünkü hiçbir sıkıntısı yok. Normal bir sıcak suyun içinde, hatta daha iyi sonuç almak istiyorsanız bir sebze stok yani sebze suyunun içinde bunu eğer çözerseniz, çözelti haline getirirseniz hem mantarın etliliği hem de mantarın içinde biriktirdiği suyu birazcık da o sebze suyuna karışacaktır. Çok daha güzel bir lezzet olacaktır. Özellikle bu tip doğal aromalı mantarlarda sonuç mükemmel oluyor. Arif abi bana bunları paket yaparsın. Bayram kolay gelsin. Hoş
Nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Nasılsınız? Çok mersi. Biraz taze kekik alacağım. Mantarla yapacağım. Burası da benim sevdiğim manavlardan bir tanesi. Balık pazarında tam köşede bulunuyor. Hemen hemen her çeşit sebze, meyve, mevsiminde ya da değil, İtalya'da yerli burada bulabilmeniz mümkün. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet, ekmeğimi de aldım. Şimdi bir en son turşucu yoğurayım. Bir parça bir turşu alacağım. Onu da yemeğe koymak için. Oradan da yavaş yavaş hazırlık yapmaya gideceğim. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Birazcık turşu alacağım. Ama karışık istemiyorum. Şöyle mümkün olan küçüklerinden 8-10 tane alırsam benim işimi görecektir. Senin hakkında kalan da bu kardeşim. Bak, bak müşteri ediyorum. Kısmetiyle gelir, kısmetini alır, evet, gidermiş. Kesinlikle. Allah razı olsun. İyi dükkan sahibi de, iyi dükkan sahibi de vallahi böyle oluyor. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Hadi hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Sabah sabah helvamızı da aldık, alışverişin üstüne ağzımız tatlansın diye. Yolda yürürken müessese sahibinin ikram ettiği helvamı da yiyorum. Yavaş yavaş şimdi yaptığım, bitirdiğim alışverişimle beraber dükkana gidiyorum. Hazırlıklarıma başlayacağım. Çok keyifli bir alışveriş oldu. Neşem acayip yerinde. Modum çok yüksek. Şahane bir iş yapacağım bugün. Ne haber? İyisin. Çok şükür. Sen? Ben de iyiyim. Nasıl teşekkür gidiyor? Ederim. Her hayırlı işler. Olun. Maşallah. Çay bir şey içer misin? Gidiyorum dükkana. İşim gücüm var. Sabahleyin balık pazarına gittim. Arif abi beni çok güzel karşıladı. Elinde olan mantarlardan bazılarından bana gösterdi ve ben içlerinden sizin için 4 tane mantar seçtim. Bunlar trompet mantarı, şantrel mantarı, porcini mantarı ve morel mantar. Şantrelin dışındakileri üçü de kurutulmuş mantarlar. Hiç problem değil. Bu kurutulmuş mantarları yapmamız gereken tek şey son derece basit. Hazırladığımız bir sebze suyuna, ki biz buna stok deriz, içine sebzeleri atıp suyu kaynattığımız zaman uzunca bir süre et suyu, tavuk suyu, balık suyu ve sebze suyu bu karışımı elde ediyoruz. Sıcakken bunun içine kurutulmuş mantarlarımızı atıp birazcık bekletip çıkarttığımız zaman her an kullanabileceğimiz burada gördüğünüz mantarlar haline geliyor. Şimdi size ben bu mantarlarla 3 tane farklı yemek yapacağım. İlk yemeğim 2 mantarlı bir bonfile olacak. Bunu birazcık kremayla ve bebek ıspanakla tatlandıracağım. Çünkü ıspanakla mantar iyi arkadaşlar ve ikisi de iyi gidecektir diye düşünüyorum. Bir diğer yemeğim hazırlayacağım porcini mantarlı bir risotto. Risotto herkesin evlerinde yapmaya nedense korktuğu bir yemektir ama hiç korkulması gereken bir şey olmadığını göstereceğim. Son derece basit, belli başlı bazı prensipleri var. Onları uyguladık mı hızlıca akacak bu yemek. En sonunda benim için en özel mantarlardan biri olan morel mantar, ki bunun kokusu gerçekten böyle çok etçil bir kokusu var. Çok da lezzetlidir. Pahalı bir mantardır ama hiç korkmayın, bunu evinize alıp kurutulmuş vaziyette saklayabilirsiniz. Aynı prensipte sebze suyunda, et suyunda yapıp etin ve sebzenin suyunu da tatlandırıp aynı şekilde bu mantarı kullanabilirsiniz. Evet, şimdi yemeklerime başlıyorum. Önce risottoyu yapmaya başlayacağım. Ocağımın altını bir kaserolde yapacağım risottoyu. Ocağın altını açıp tavayı ısıtıyorum. Ve yavaş yavaş malzemelerimi çıkartayım. Önce risotto için çok temel bir beyaz soğanla, ince kıyılmış bir beyaz soğanla soteleyerek başlayacağım. Soğanı mümkün olduğu kadar ince, aşçılık tabirlerinde fare diş denen şekilde